Efekt ses var şu anda. Efekt ses var. Kıymetli basın mensupları, değerli vatandaşlarım, öncelikle başta Hakkari kardeşlerimiz olmak üzere cümlenizin mübarek Cuma gününü tebrik ediyor ve sağlıklı, hayırlı ömürler diliyorum. 2 günlük Hakkari ziyaretimizin ilk durağında dün Yüksekova'daydık. Yüksekova'da hem salon toplantısı, hem halk buluşması, hem de esnaf gezimizi gerçekleştirdik. Akşam da Hakkari'mizin ve Yüksekova'mızın, hatta Derecik'ten, Şemdinli'den de gelen arkadaşlarımız oldu. Sivil toplum örgütü temsilcilerimiz, siyasi parti temsilcilerimiz ve kanaat önderlerimizle bir araya geldik. Hem bölgenin, Hakkari'nin, Yüksekova'nın, Şemdinli'nin, Derecik'in meselelerini konuştuk. Buradaki vatandaşımızın dertlerini dinledik, taleplerini aldık. Türkiye meselelerinde tabii ki ülkemizi, Türkiye'mizi de konuştuk, bölgemizi de konuştuk. Çok faydalı, isabetli ve güzel bir sohbet oldu. İnşallah ben kendilerine de orada da söz verdim. Buradan Hakkari'den Büyük Birlik Partisi milletvekili seçilene kadar ben Hakkari'nin de milletvekiliyim. Hangi talepler olursa sonuna kadar hem şahsım, hem Büyük Birlik Partisi, hem de Cumhur İttifakı olarak onların yanındayız. Bundan sonra da daha kuvvetli bir şekilde yanlarında durmaya devam edeceğiz. Tabii bugün de Hakkari'deydik. Sabah programlarımızı gerçekleştirdik. Özellikle kahramanlarımızla, özel harekat polislerimizle bir araya geldik. Jandarmamızla bir araya geldik. Çarşımızı gezdik, esnafımızı gezdik. Çorbacıya girdik. Efendim, börekçimizle sohbet ettik. Çiğ köfteci arkadaşımız sağ olsun bizlere ikramda bulundu. Ayakkabı boyacısıyla, diğer esnaflarımızla ve halkımızla da güzel bir sohbet gerçekleştirdik. Onları da dinledik. Tabii burada EYT çıktı biliyorsunuz. Bütün Türkiye'de bir memnuniyet var. Ama bu bölgede bazı vatandaşlarımız maalesef EYT'den faydalanacak kadar bile sigortalılık sürelerini yaşları geçmiş olmasına rağmen tamamlayamamışlar. İnşallah bunlar için de ileride yeni bir düzenleme getirilebilir. Çünkü bu bölgenin biz geçmiş yıllarda hangi şartları yaşadığını, buradaki insanların hangi bedelleri ödemek zorunda kaldığını çok iyi biliyoruz. Tabii şu anda bu bölgede huzur geldi, güven geldi. Devletimizin hem güveni sağlayacak demir yumruğu, hem de teröristlere karşı tabii, hainlere karşı inerken, öbür taraftan da şefkat eli bütün vatandaşlarımızın üzerinde ve gördük ki altyapıdan üstyapıya kadar Hakkari, Yüksekova büyük bir gelişim göstermiş. Özellikle ulaşım yolları, açılan tüneller, açılacak olan tüneller, buraya ulaşımı, hatta bundan ilerisine ulaşımı daha da kolay hale getirmiş. Bu ticareti de canlandırmış. İnşallah bundan sonra daha canlı olacak diye düşünüyoruz. Tabii bölgenin en önemli meselesi, 2 günlük ziyaretimizde de bunları gördük ki, istihdam istiyorlar haklı olarak. İşsizlik bu bölgede sadece Hakkari has değil, bölgenin genelinde bir problem olarak devam ediyor. Geçmiş yıllara göre azalmış olmasına rağmen hala burada kat edilmesi gereken mesafeler var. Türkiye biliyorsunuz şu anda bir yatırım, istihdam, üretim ve ihracat program başlatmış durumda. Bu bölgede inşallah yatırım konusunda kendisine düşen payı bundan sonra daha güçlü bir şekilde alacaktır diye düşünüyorum. Tabii şunu çok açık ve net ifade etmek istiyorum. Biz kardeşiz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve ülkesi bu ülkede yaşayan ve bu devletin varlığına inanan, bu ay yıldızlı al bayrağın altında bir ve beraber yaşayan iradesi koyan herkesin.
Kürt'ün de, Türkmen'in de, Çerkez'in de, Alevi'nin de, Sünni'nin de devletidir. Ve burada herkes birinci sınıf vatandaştır. Hiç kimsenin kimseye karşı bir üstünlüğü yoktur. Biz Büyük Birlik Partisi olarak önce ahlak, önce adalet, önce özgürlük, önce refah diyen bir siyasi partiyiz. Dolayısıyla da herkesin fikrini, düşüncesini, talebini çok açık ve net bir şekilde özgürce dile getirmesinden yanayız. Burada bizim, sadece bu bizim değil, Venedik kriterleri de ortada, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları da ortada. Bütün dünyada terör ve şiddet kırmızı çizgidir. Hiç kimse terör ve şiddet yoluyla hak aradığını iddia edemez. Kim hak arama mücadelesi adı altında teröre ve şiddete başvuruyorsa, devletin varlığına göz dikiyorsa, ülkenin bütünlüğünü parçalamaya yeltenmişse, milletin arasına nifak sokarak milleti bölmeye çalışıyorsa, biz buna müsaade etmedik ve bundan sonra da etmeyeceğiz. Biz derken kimi kastediyoruz? Hakkari'li kardeşlerimle birlikte söylüyorum. Yüksekova'lı kardeşlerimle birlikte söylüyorum. Sivaslı, Kayserili, Ankaralı, Ağrılı, Edirneli, yani hepimiz. Yani bu büyük Türk milletini, ister Kürt olsun, ister Türkmen olsun, ister Çerkez, Boşnak, ister Arap, hepsi bu milletin bir ferdidir. Hep birlikte buna müsaade etmedik. Bundan sonra da müsaade etmeyeceğiz. Çünkü biz Alparslan'ın arkasına saf tutarak Anadolu'yu kendine yurt yapan bir milletiz. O ordunun içinde Kürtler de vardı, Türkler de vardı. Hakeza Selahattin Eyyubi'nin arkasında Kudüs'ü fetheden bir neslin evlatlarıyız biz. Dolayısıyla biz aynı zamanda işte bakın Cuma namazı bizi burada eda ettik. Aynı kıbleye dönüp aynı secdeye baş koyanlarız. Dolayısıyla biz Allah'ın emriyle birbirimize bağlanmışız. Bizi kimsenin ayırmasına, koparmasına müsaade etmeyeceğiz. Bakın güven gelmiş, huzur gelmiş. Dağlarımız, ovalarımız, Hakkari ovalarıyla, turistik yerleriyle, dağlarıyla ünlü bir şehiriz. Dolayısıyla da buralar şimdi turizme kazandırılıyor. Ve turizme kazandırılması demek, buradaki yatırımlar demek. İnşallah dün arkadaşlarla konuştuk. Burada kayakçılığın daha yaygın hale getirilmesi, sporculuğun, spor meslek lisesi, spor lisesi, spor yüksek okulu, efendim tarım ve hayvancılık. Gelirken de gördük Yüksekova'dan buraya. Tabii ki tarım ve hayvancılığa son dönemde verilen destekler, bundan artırılması, özellikle bölge açısından daha fazla artırılmasını biz savunuyoruz. Dediğim gibi bundan sonra daha güçlü bir şekilde Ankara'da Hakkari'nin, Yüksekova'nın, yani bu bölgenin sesi ve soluğu olacağımızın sözünü de bir kere daha buradan vermek istiyorum. Tabii 2022 yılının son günlerindeyiz. 2022 yılı Türkiye açısından da, dünya açısından da, özellikle pandemi ve Rusya-Ukrayna savaşından sonra zor geçti. Ama millet olarak, devlet olarak bu zorlukları da atlattık. İnşallah ileriye daha güvenli ve daha güçlü bir bakıyoruz. Çünkü büyüyen bir Türkiye var, güçlenen bir devletimiz var. Dış politika başta olmak üzere ağırlığını koyan bir Türkiye var. İnşallah 2023 yılı, 2022 yılından daha iyi olacaktır diye ben ümit ediyorum, böyle diliyorum. 2023 yılının başta ülkemiz olmak üzere, insanımız olmak üzere, bölge halkımız olmak üzere, tüm Türk ve İslam coğrafyasına, tüm insanlığa hayırlar getirmesini ben yüce Rabbimden niyaz ediyorum. Bu bölgenin huzura kavuşması için mücadele eden askerimize, polisimize, jandarmamıza, güvenlik korucularımıza bir kere daha şükranlarımı sunuyorum. Şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi saygıyla yad ediyorum. Bu vesile başta Hakkari'li kardeşlerimiz olmak üzere tüm Türkiye'de yaşayan vatandaşlarımızı da sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyor. Yeni yıllarını tebrik ediyorum. Allah birliğimizi, dirliğimizi, kardeşliğimizi daim etsin. Bizi kimsenin ayırmasına da müsaade etmesin. Amin.